Annemin için çocukken Kristos arasında çıkarırdı yukarıya. Büyükada camların arasında güneş daha yeni kalktı yahut kalkıyor ve leylekler uçardı. Uçan kuşlar da belki oradan mı geliyor bilemiyorum. Freya Koral, Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı ve çağdaş seramiğin öncüsü. Sıra dışı yaşamı, ilham veren mücadelesi ve seramik sanatına duyduğu tutkuyla Türk sanat tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri. Freya Koral 1910 yılında Büyükada'da doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son, yeni kurulan Cumhuriyet'in ilk yıllarına tanıklık eden Şakir Paşa ailesinin bir üyesi. Dedesi imparatorlukta önemli görevlerde bulunan tarihçi ve yazar Şakir Paşa. Babası Atatürk'ün sınıf ve silah arkadaşı Emin Koral. Teyzeleri Türk resminin önemli isimlerinden Fahrenisa Zeyd ve Aliye Berger. Dayısı Halikarnas balıkçısı olarak tanıdığımız yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı. Yeri dolduramayacak sanatçılarımızdan biri çünkü üstüne ölü toprağa serpilmiş bir sanatı tekrardan yükseltti. Öncüydü, çağdaştı, çok cesaretliydi. Risk almaktan hiçbir zaman korkmadı. Kendinden sonraki birçok kuşağa yol açtı. İlk aklıma gelenler tabii Alev-i Muzia, Bingül Başarır. Onun gibi daha niceleri var. Haddına doyulmaz bir insandı ve son derece zarif, son derece saygın bir insandı. Her gün şükredebilirim Freya Hanım'a. Benim için Freya Hanım efsane. Türk seramiğine hakikaten damgasını vurdu diye düşünüyorum. Hem davranışlarında hem yaptığı işlerle. İnsanın tanıdıkça saygısının, tanıdıkça sevgisinin arttığı çok az insan vardır. Hem çok güzeldi hem çok özel bir insandı. Hala buramda sevgisiyle beraber. Grubumuz zaten hani seramikle iştigal ettiği için Freya Koral da en önde gelen sanatçılarımızdan biri olduğu için onunla temaslar kurulmuş. Ve birçok projemizde de bize aslında destek de olmuş. Rahmetli babamla da sohbetleri olmuştur. Ben birkaç kere ofisimizde de ağırladık kendisini. Ben gördüğümde etkilenmiştim. Çünkü çok zarif bir hanımefendiydi. Çağdaşı geçmişle birleştirip yorumlayan bir kişi. Freya Hanım bence yenilikçilik ve özgürlük yani. Ve mücadele. Freya'yı tabii doğduğumdan itibaren çok uzun yıllar birlikte yaşamışlığım olduğu için ancak ben Freya için yenilikçi diyebilirim. Osmanlı'nın çöküşünden başlayarak Cumhuriyet'in en parlak devirlerinden geçirerek sizi çok ilginç bir ömür yaşıyor. Çok önemli bir kişiden bahsediyoruz şu anda. Freya Koral Büyükada'daki Şakir Paşa Köşkü'nde büyüdü. O zamanlar bu binanın yerinde olan Şakir Paşa Köşkü, renk renk çiçekleri, meyve ağaçları ve süs havuzlarıyla muhteşem bir bahçeye sahipti. Kuşaktan kuşağa aktarılan edebiyat, müzik ve sanat sevgisi Büyükada'nın bu masalsı havasıyla pekişti. Hiç unutmuyorum, Freya'yla konuştuğumuz vakit hep bana derdi ki Zeynep Hanımcığım düşünün biz 6-7 yaşındayken, çocukken evde neden sohbet ederdik? Dostoyevski'den, Balzac'tan yani bunlarla yetişmişti. Ailede herkes bir ya da birkaç müzik enstrümanı çalıyor. Ve o kültürel birikim o kadar güçlüydü ki onda, o birikimi bütün eserlerine yaydı. 1919 yılında Freya Koral henüz 9 yaşındayken Elmadağ'da oturdukları Şakir Paşa apartmanına gelen Mustafa Kemal ile ilk kez karşılaştı. O günden sonra hayatı boyunca Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmayacaktı. Bir gün babası ona dedi ki, bu akşam benim çok yakın bir arkadaşım gelecek. Çok özel bir şey görüşeceğiz. Başka hiç kimsenin dairede olmasını istemiyor. Bir tek sen olacaksın ve bize çay servisini sen yapacaksın. Akşam olduğunda kapı çaldı. Freya koşarak kapıyı açtı. Üç kişi bir de Fransız var aralarında. Atatürk'ün Anadolu'ya gidişini planlayacaklar. Görüyor Atatürk'ü, çok beğeniyor. Abi kala kalıyor Atatürk'ün
gözlerini hep anlatıp dururdu, onun ne kadar etkisinde kaldığını. Tabii Atatürk'e hayran ama hangimiz hayran değiliz yani, şimdi hak vermek lazım. 1920 yılında İngilizler İstanbul'u işgal ettiğinde Şakir Paşa apartmanının iki katı sorgusuz sualsiz İngiliz komutanına tahsis edilmişti. O yıl 10 yaşında olan Füreyya Koral ve ailesi için Büyükada'daki mecburi sürgün yılları başladı. İngilizler tamamen İstanbul'u işgal ettikleri zaman bu bizim aile apartmanının bir katını bir İngiliz kumandanına tahsis ediyorlar. O zamanlar dairelerde çamaşır yıkanmaz. Apartmanın en üst katı çamaşırlık, ön tarafı ise taraça dediğimiz çamaşırların kurutulduğu yerdi. Bir gün ne hikmetse, rüzgar mıdır nedir bilmiyorum, kumandanın bir çift çorabının teki kayboluyor. Ve çorabını çaldınız diye tutturmuş komutan. Yani Füreyyaların ailesi, bir sadrazamdan inme bir aile, İngiliz'in çorabını çalacak. Olacak şeydi. Yani böyle acıları yaşamış diyemem, çok küçük ama evde konuşulanlardan duyuyor. Bunun üzerine ceza olarak bütün ailenin tek bir dairede oturmasını emrediyorlar. O kadar çoluk, çocuk, torun mümkün değil yani. Mecburen kış günü Büyükada'daki köşke, sürgüne gitmek zorunda kalıyorlar. Füreyya Koral'ın babası Emin Koral, Gazi Mustafa Kemal ile Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve kolordu komutanı olarak İzmir'e atanmıştı. 1923 yılında 13 yaşına gelen ve Mustafa Kemal'i aklından çıkaramayan Füreyya, ikinci kez bu defa İzmir'de onunla karşılaştı. 13 yaşındayken Füreyya, babası askerdi ve Gazi Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşıydı Harbiye'den. Atatürk İzmir'de babaannemin çocukluk arkadaşı olan Latife Hanım'la evlendiği için dedem ve babaannem bir düğün yemeği yapmaya karar verdiler. Ve o düğün yemeğinde Füreyya da vardı. O sırada keman dersleri de aldığı için annesi söylüyor, Füreyya Hanım da birazcık korkarak bu isteği yerine getiriyor. Çalıyor, çok beğeniyor Atatürk. Sonra hatıra defterini getiriyor ayrılırlarken. O zamanları biliyorsunuz diyor, yani imza alırdık diyor. Ben de diyor defterimi uzattım o Atatürk'e diyor. Ve Atatürk ona çok önemli bir yazı yazıyor. Füreyya Koral, Notre Dame des Sion Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde eğitimine devam etti. Hayatı boyunca benlik, cesaret ve yenilikçilik gibi kavramları sorguladı. Bir ödevi ne gösterdi Sara Hanım bize? Ödevin konusu olarak benliği seçmiş ve bir insanın tek bir benimi vardır. Yani ben dediğimiz tek bir kavram mıdır? Bizim ben olduğumuzu zannettiğimiz şey o benliklerin bir bütünü müdür? Ben tek midir, çoğul mudur gibi çocuk yaşında böyle bir ödev çalışıyor. İnsanı çok düşündürmeye teşvik eden bir şey, kendinle ilgili, çevrenle ilgili ve dolayısıyla anlayışla ilgili, ki bu anlayış kavramı da aslında Füreyya'da çok öne çıkan bir kavram. Üniversitede okurken bir yandan eski İstanbul'u keşfediyordu. Rüstem Paşa ve Sultanahmet Camii'nin çinileriyle ilk karşılaştığında büyülenmişti. Annesi İstanbul'u çok iyi bildiği için Füreyya'yı çok ufak yaşlarda İstanbul'u tanıtmayı bir görev edindi kendine. Kapalı Çarşı'ya götürüyordu, Arkeoloji Müzesi'ne, Sultanahmet'e, Süleymaniye'ye, Boğaz'a devamlı onu gezdiriyordu. Bunların içinde Füreyya ileride gene sanat hayatını etkileyecek olan Sultanahmet Camii'nin çinilerine hayrandı. Hep oraya gidip o çinilere bakmak isterdi. Füreyya Koral 1930 yılında Bursalı çiftlik sahibi Selahattin Karacabey ile evlendi ve Bursa'ya taşındı. Ancak bu evlilik Füreyya için hüzünle sonuçlandı. Felsefe bölümünde okurken aşık oldu. Hemen o yıl evlendiler. Füreyya çok heyecanlıydı. Bursa'ya gidip öğretmenlik yapmayı düşünüyordu. Çalı kuşları var Türkiye'de. Yani okutmak için, kızları eğitmek için
yanıp tutuşan genç eğitim görmüş kadınlar. Onlardan biri olarak birinci evliliğini yapıp işte gittiği yerde kız çocuklarını eğitecek falan diye gidiyor. Bursa'ya gittiklerinde hemen her gün kendine müfredat hazırlıyordu. Bu arada hamile kaldı. Fakat maalesef çok acı bir kaza sonucu 9 aylık hamileyken bebeğini kaybetti. Aile hemen onu İstanbul'a getirdi. Sonradan da çok genç yaşta evlenmiş zaten. Izdıraplı, tutkulu ama ona hiç hayır getirmeyen bir evlilik. Füreyya Koral ikinci evliliğinde kalbini değil mantığını dinledi ve kendisinden yaşça büyük olan Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Kılıç Ali ile evlendi. Dedem harp mağlulu olduğu için her sene ya Karlsbad'a ya da Yalova'daki termal otele giderlerdi. Annesi kaplıcalara götürüyor. Orada kime rastlıyorlar? Gazi Mustafa Kemal'in oraya geldiğini görüyorlar. Biraz sonra garson gelip Atatürk'ün onları masalarına davet ettiğini söyleyince hemen tabii davete icabet ediyorlar. Ve masada otururlarken Atatürk'ün yakın arkadaşı Kılıç Ali de oradaymış. Bu sefer Kılıç Ali görür görmez Füreyya'ya aşık oluyor. Atatürk dönüyor, Kılıç Ali kalıyor. Böyle vurulmuş onun hoşluğuna. Aynı yıl evleniyorlar ve Ankara'ya taşınıyorlar. Füreyya Koral, Mustafa Kemal'e yakın olduğu Ankara yıllarında gerek kültürel birikimi gerekse özgüveniyle öne çıktı. O evlilikte çok iyi davranıyor kocası ona. Ayrıca modern bir kadın, yanında Ankara'ya götürüyor, işte menüler hazırlıyor, sofralar kuruyor. Hakikaten bütün o çevrenin içinde onun gibi görgülü, bilgili, üniversite mezunu, dil bilen bir insan yok. Atatürk mesela yaverini yollayıp akşam yemeğe 4 kişi geleceğim diye haber yollarmış. Füreyya Hanım hazırlarmış yemeğini. Atatürk sık sık onların evine geliyor. Bir seferinde Füreyya Atatürk'e ikram ettikleri yemeğin menüsünü yapıyor ve kendisine imzalattırıyor. Atatürk onu rol model olarak kullanıyor. Yani onun yetiştirdiği kızlar var biliyorsunuz, Afet İnan gibi falan. Yani onlara hep gösterdiği eğitimli olun, üniversite bitirin, bir mesleğiniz olsun. Ayrıca bütün bunların yanı sıra eğitimli olabilir de dik durun. Kendinizden emin konuşun. 1938 yılında İstanbul'a taşındılar ve Atatürk'ün vefatıyla Kılıç Ali derin bir yalnızlığa gömüldü. Füreyya da İstanbul'da boş ve amaçsız hissediyordu. Sevilen bir grubun içinde değil Atatürk'ün yakınında. Yani çok kızanlar var onun yakın çevresine. Dolayısıyla hemen tasfiye ediliyorlar. İşsiz, güçsüz, parasız, pulsuz kalınca adam bir de Atatürk'ünü kaybetmiş. Müthiş bir bunalıma giriyor kocası. O zaman işte kocasına ilk defa sarılarak uyuyor akşamları. Onu tedavi etmek, ruhen tedavi etmek ve sevgi vermek için. Kılıç Ali ile birlikte bir mondan hayata başlıyorlar. Yavaş yavaş Füreyya sıkılmaya başlıyor bu hayattan. 1944-45 yıllarında bazı gazetelere müzik eleştirmeni olarak yazılar yazmaya başlıyor. 1945 yılında Füreyya'ya verem teşhisi konuldu ve tedavi için İsviçre'deki Leysin Sanatoryumuna gitti. Ölümle yüz yüze geldiği bu zor sürecinde varoluş sebebinin yanıtını seramikte buldu. Çok zor günler geçiriyor. Ara ara iki teyzesi Aliye Berger ve Fahrinüsa Zeyd ziyarete geliyorlar. Ve her geldiklerinde resim kağıdıydı, boya kalemleriydi, çamurdu getiriyorlar ki Füreyya biraz oyalansın diye. Hiç ellemiyor. Çok uzun bir süre. Bir gün sanatoryumun bahçesinde dolaşırken müthiş renkli çiçekler görüyor. Birden adadaki bahçe aklına geliyor ve nedense resmetmek istiyor. Hemen kalemini, kağıdını alıp resimler yapmaya başlıyor. Ardından çamurları şekillendiriyor. Füreyya Hanım babamla aynı dönemde Leysen'de sanatoryumda kaldılar. Babam da o ara biraz seramik yapıyor. Ve Füreyya ile çok yakın arkadaş oluyorlardı. Füreyya Hanım çok sevmiş olmalı seramiği ki
döndüğü zaman profesyonel olarak devam ettirdi. Ve tabii ki Türkiye seramik hayatının en önemli mihenk noktalarından biridir Füreyya Hanım. İlk atölyeyi açan, seramiği ne olduğunu gösteren, anlatan ve o güzelim panoları yapan insan. Ama hep şunu düşünmüşümdür. Ressam olsaydı nasıl bir ressam olurdu? Yani panolarındaki o resim tadı beni hep çok ilgilendirmiştir. Yani çok müthiş bir ressam olabilirdi Füreyya Hanım. Lozan'da bir seramik atölyesinde eğitim alan Füreyya Koral bir yandan da resim yapıyordu. Bu dönemde yaptığı desenler yıllar sonra ortaya çıktığında sanat çevresini şaşkınlığa uğrattı. Bizim için de büyük bir şaşkınlıktı. Çünkü ben Füreyya'yı ressam bilmiyordum. Bu kadar iyi olacaklarını hiç beklemiyordum. Bizim keşfettiğimiz o ilk dönem çizimleri, Çin'in mürekkebiyle yaptığı ya da karışık malzemeler denediği kağıt işleri çok etkileyici hakikaten. 1952'de resimlediği bir kitap var. Oktay Rıfat'ın Aşağı Yukarı diye çok önemli bir kitabı. Bu şiir kitabında kullandığı desenlerin birçoğu onun daha sonra 1960'lı 70'li yıllarda geliştirdiği duvar panolarında kullandığı imgelere çok yakınlaşıyor. 1952'de yaptığı bir ağaç deseni ve bu ağaç deseninin formuna bakın, özelliklerine bakın. 1980'lerde yaptığı gre tabaklar var. O tabaklarda da bu ağaçları görebiliyorsunuz. Yani bu tür gidiş gelişler Füreyya'nın yaptığı çalışmada, sanat serüveninde ne kadar farklı noktaları bir araya ustaca bağladığının da göstergesi. Zeyd'i aratmayacak bir mürekkep ve renk kullanımı, Ali'yi aratmayacak bir baskı becerisi varken bu iki yola da girmemesi, belki de abla kardeş gibi olduğu teyzeleriyle gereksiz bir alan paylaşımına girmektense sevginin önünde kalacağı bir yol seçeyim, o benim için daha önemli dedi diye düşünüyorum şahsen. İsviçre'nin ardından tedavi için Paris'e giden Füreyya Koral, bir yandan da tanınmış Fransız seramikçi Serre'nin desteğiyle bulduğu bir seramik atölyesinde çalışmalarını yürütüyordu. Füreyya Hanım orada bir seramik atölyesi buluyor. Fakat bu atölye uzak. 2,5 saat sürüyor. Derken bir gün doktoru diyor ki, efendim diyor, sizin diyor 15 günlük tedavi zamanınız geldi. Lütfen gelin. Gelemem diyor. Aa, nasıl olur gelemem diyor. Gelemem diyor çünkü benim seramik atölyeme gitmem diyor. Adamcağız şok geçiriyor tabii. Füreyya Hanımcığım diyor, ben sizi diyor iyi etmeye çalışıyorum diyor. Doktorun söylediği laf çok önemli. Bakın tarihsel bir laf bu. Dönüyor diyor ki, eğer dedim ben seramik yapmazsam siz beni iyileştiremezsiniz dedim. Onun için siz bakın beni dedim çalışayım ve siz de o zaman başaracaksınız tedavinizde. Füreyya Hanım her zaman şunu söylemiştir. Benim verem olmam sadece boşluktan, fiziki değil. Bu psikolojik derdi her zaman ve haklıydı. Füreyya Koral 1951'de Paris'te ilk sergisini açtı. Dönemin önemli Fransız sanat eleştirmenleri Jacques Lacan ve Charles Estienne sergisine büyük ilgi gösterdi. Teyzelerinin çok yakından tanığı o devrin çok önemli iki tane eleştirmeni, onların ilgisini çekiyor. Mesela Jacques Lacan ki çok tanınmış bir kritiktir, onu tanıdım. Charles Estienne o zamanın çok iyi bir kritiğiydi. Ya o ne yapıyorsunuz? Seramik yapıyor. Hocam gelelim de görelim dediler. Tabii benim arayıp da bulamadığım bir şey. Ben ister dedim uygun bunu söylemeye. Ve bir gün geldiler. Ve ben gösteriyorum, ağzımdan bir kelime çıkmıyor. Vah! Bir şeyi beğenmiyordum. Baktı bir yarım saat mi geçti, üç çeyrek mi geçti. Ondan sonra peki dedi, siz ne bekliyorsunuz sergi yapmak için dedi. Ben sergi yapabilir miyim bunlarla dedi. Ne demek yapabilirsiniz? Tabii ki yaparsınız dedi. Charles Estienne de yapmalısınız dedi. Artık Paris'in en iyi kritiği öğrenince artık ben de yaparım dedim. Ve Paris'te sergi açıyor. İnanılacak bir şey değil. Efsane burada başlıyor. Dönemin çok meşhur Charles Estienne ve Jacques Lacan diye iki tane sanat eleştirmeni var. Onlar gazetelerde muazzam övgüyle bahsediyorlar bu sergiden. Doğu Batı sentezini birleştiren bir sanatçı doğdu gibilerinden filan. Füreyya'ya bir güven geliyor. Çünkü o zamana kadar bilmiyor.
hakikaten yaptığı iyi mi, kötü mü kendi değerlendiremiyor tabii ki. Dolayısıyla korkusuzca ilerlemesine olanak sağladı. Korkusuzca diyorum çünkü bu belki Füreyya'nın en önemli özelliklerinden biri. Özel hayatında da, kariyerinde de, çevresiyle olan ilişkisinde de her zaman bu korkusuzluk, bu cesur taraf ona istediği gibi gitmesini sağladı. ...1951'de Paris'teki serginin ardından İstanbul'da Maya Galeri'de ikinci sergisini açtı. Bu sergi Türk Çağdaş Seramik Sanatı için bir dönüm noktasıydı. Bu sergi çok önemli çünkü Füreyya Hanım işe geleneksel seramikle başlamıyor. O dönem için hani çok fazla yapılmayan bir pratik çağdaş seramik. Tabii ki geleneksel seramikten ayrı tutarak söylüyorum. Yaptığı o panolarla hakikaten içgüdülerini, düşüncelerini, yorumlarını veriyor. Nasıl ki bir ressam söylemek istediğini resimle yapıyor, bir şair şiirinle yapıyor, bir romancı. Benim için de seramik bir araç. Kendisini 40 yaşında seramikle birlikte keşfeden Füreyya'nın hayallerine ulaşmak için artık kaybedecek zamanı yoktu. Paris dönüşü atölyeye dönüştürdüğü İstanbul'daki evine yerleşip fırınının ateşini yaktı. Paris'ten dönerken fırınını İstanbul'a getiriyor. Ama gümrükte bu ne fırını diyorlar. Öyle zor durumdaydım ki seramik fırını desem anlatamayacaktım, anlamayacaktı ve sokamayacaktım fırınımı. Ekmek fırını dedim. Müsaade ettiler ve soktum dedi. Füreyya Koral seramikle tekrar hayata bağlansa da verem hastalığından dolayı kızı gibi sevdiği yeğeni Sara Koral'a yaklaşamıyordu. Kimseye haber vermeden Paris'e gitti ve hastalığından kurtulmak için çok riskli bir ameliyat oldu. Çok tehlikeli bir ameliyat. Dünyada 3 tane falan yapılmış belki o sırada. Çok yeni bir buluş. Paris'te bir adam yapıyor bunu. Yani ciğeri alacak. Annesi falan yani duysalar kıyamet kopacak ailede ve durduracaklar. Hayır, çok cesur. Hayata karşı gerçekten çok cesur. Gidiyor, ameliyatını tek başına oluyor. Bir de çocuk çok istiyordu. Kendi çocuğunu kaybetti. Kardeşinin çocuğu doğacak Sara. Sara'yı çok büyük bir özlemle bekliyor. Karnında 9 aylıkken ölmüş kızının yerine koydu beni. Nitekim 18 yaşıma geldiğimde beni resmen nüfusuna geçirdi. Ve Sara'ya sarılmak istiyor, öpmek istiyor, bakmak istiyor, yetiştirmek istiyor Sara'yı. Şimdi veremse öpemeyecek, koklayamayacak, hep uzakta tutacaklar. Onu soruyor doktora. Yani o ciğer, o hasta ciğer aldınız, çıktı gitti. Bende verem biter mi? Biter diyor adam. Paris'te geçirdiği ameliyat sayesinde veremden kurtulan Füreyya Koral, İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra eşi Kılıç Ali ile evliliğini sonlandırdı ve atölyesini seramiğe ilgi duyan gençlere açtı. 50'lerin başında evimi ben o zaman seramik atölyesi haline getireceğim. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Sadece kendi aşkımla yanıp tutuşacağım dediği bir nokta var. O bence çok gerçekten etkileyici bir dönem. Yani hani sadece bir paşazade kızı olarak adlandırılan hani bir hikayesi varken çok da güçlü eşleri de hani kenara koyaraktan ilerlediği hayatında bence sadece üretimine odaklanması, insanları ve ondan sonraki kuşakları ağırlama kararını aldığı o bir evre var ki o bence gerçekten çok az, çok ender bulunan bir şey. Seramik o dönemlerde bir de çok küçük henüz, çok küçük bir ortam. Şuraya ilk geldiğinde hani önemli seramik sanatçılarından Sadi Diren daha okulda öğrenci. Dolayısıyla böyle yaygın bir şey yok ve Füreyya'nın atölyesi bir tür öğrenme mekanına dönüşüyor. İşte Alev Ebüziyan'ın, Melike Kurt için daha sonra geldi ve daha sonraki jenerasyonları besleyen bir yer oluyor. Füreyya'nın atölyesine haftada bir iki kere giderdim. Özgürlük havası, çalışan ve yaratıcılığı hemen belli olan bir atölyeydi. Füreyya Hanım'ın masası bir tarafındaydı atölyesinin. Biz üç asistanı, Leyla Sayar, Ayda Arel ve ben. Füreyya Hanım'ın bizden istediği işleri yapardık. Mesela parçaların dibini temizlemek, sırı karıştırmak, küpteki suyu değiştirmek, pasta almaya gidip çay ikramını yapmak ve bunları bizler yapardık. Hayatımda benim için sonradan anladım ki en gerekli şeyi öğrenmişim.
ben üniversitelere gitmeyeceğim, ben bir atölye içinde yaşamak istiyorum. Freya Koral gece gündüz çalışıyordu. Büyük bir dönüşümün başındaydı. Yıllarca yaşadıkları, gördükleri ve birikimi seramiklerinde hayat buldu. Onu çağdaş yapan, onu farklı yapan teknik zanaatla, el becerisiyle, göz beğenisiyle çok fazla uğraşmadan kendi uğraşısını hayatının, sanatının odağına yerleştirip bunun üstünden bir karşı duruş geliştirmesi. Bu fikri Ahmet Hamdi Tanpınar söylüyor. 1958 yılında Freya'nın galiba 3. kişisel sergisi hakkında yazdığı çok ilginç bir yazı var. Diyor ki Tanpınar, onda seramik biraz da seramiğe karşıdır diyor. Bu çok ilginç. Freya zanaatla sanat arasındaki ince noktayı çok erken bir dönemde keşfetmiş bir sanatçı. ...1957 yılında Rockefeller Bursu ile Amerika'ya davet edilen Freya Koral... ...daha sonra Meksika'ya giderek araştırmalar yaptı. 11 ay çeşitli şehirlerde bazı atölyeleri, sanat merkezlerini inceleyecek... ...bir ay süreyle de istediği şehirde veyahut ülkede tatil yapacaktı. Dolayısıyla Freya çok merak ettiği... Meksika'yı seçti ve hatta Meksika'da sergisi de oldu. Freya'nın Meksika'da açtığı sergisinin davetiyesi çok ilginç bir davetiye ve bu davetiyede bir yazı var. Bu yazı onun yaptığı duvar seramiklerinin aslında Meksika sanatıyla olan diyaloğunu da gündeme getiriyor. Hem teknik olarak hem de form zenginliği açısından o dönemin Türkiye'sinde hatta Avrupa'sında dahi göremeyeceğimiz deneylere giriyor. Freya Koral duvar panolarında çinicilik sanatını çağdaş bir boyuta taşımaya karar verdi ve dönemin mimarlarıyla işbirliği yaptı. Benim amcam Melih Birsel, Türkiye'deki modernist mimarların önde gelenlerindendir. Onun yaptığı birçok binada Freya Hanım'la ortak çalışmalarını biliyorum. Freya Hanım'ın onun yaptığı binalardaki seramik panolarını biliyorum. Bütün o eserlere Freya Hanım'ın katkısı, yani bir şuraya da bir pano yapalımdan öte, mimariyle bütünlenen bir şeydi. Öyle ki o panolar, rölyefler adeta birer heykele dönüşür mimarinin içinde. Bence bu çalışmalar aslında henüz tarihi yazılmamış olan çağdaş Türk sanatında çok önemli özelliği olan çalışmalar. Çünkü Türkiye'de ve bütün Orta Doğu'da çok güçlü bir Çin'i geleneği var. Freya bu geleneği bir şekilde eklenmek istiyor ama durduğu nokta bu geleneğin devamı değil. Bu geleneği bir noktada bitiriyor. Bence Freya'nın önemi burada yatıyor. Geleneğin bütün ağırlığını üzerinden atıyor, özgürleştiriyor kendini ve kamuya açık alanlarda özellikle duvar panolarında bunu çok farklı bir noktaya çıkarabiliyor. Pano yapmak çok zor bir iş. Hayatımda Freya Hanım'ın yaptığı panolar kadar güzel panoları çok az gördüm. O bir siyah beyazlı, kuşlu bir büyük bir panosu vardı. O başlı başına bir mucizevi bir iş. Onun eserlerinde siz bir Hititlerin bilgeliğine rastlarsınız. Eski Yunan'ın, Selçuklu'nun azametine rastlarsınız. Onun eserlerinde Bizans'ın gizemlerini bulursunuz. Girit'in her cahilliği vardır. Ve Paris sanat ortamının kışkırtıcılığı vardır. Gitgide panolarının ebatları büyüyor, işler duvarları kaplıyor ve Freya durmaksızın çalışıyordu. Fırın kapağının açılışı onun için heyecanlığın en büyüğüydü. Çok az çalışmadığı zamanını biliyorum ben. Bazen 24 saat bile çalışırdı. O zamanlar fırını tabii ki elektrik kesintisi çok etkiliyordu. Elektrik kesildiği zaman ne yapılacağı, ne edileceği bilinmezdi. Her seferinde
Füreya heyecan içinde kapağını açardı fırının. Hasan Usta çamurlarını ona getirir, tahta kalıpların içine çamurları yerleştirir, temizler. Ondan sonra Füreya onları desenler yapardı. Füreya'nın babamla 1950'li senelerde tanışıyor. O zamanlar Türkiye'de böyle sır yapan, form çeken kimse yok. Füreya Hanım'a yardım etmek için ben 16 yaşında gittim. O zamanlar pano yapardı. O üzerlerini kendi işlerdi çünkü kimsenin elini sürdürmezdi. Kendi sabaha kadar beklerdi o fırının derecesine gelmesin. Bir ertesi gün ben o fırından çıkanların büyük bir masası vardı. Orada renklendireceği zaman o sırların istediği renklerini ben hazırlardım. Kendisine çanaklar içerisinde bırakırdım. Füreya Koral'ın 1954 yılında taşındığı Elmadağ'daki atölye evi dönemin entelektüellerinin de buluşma noktasıydı. Halikarnas balıkçısı İzmir'den İstanbul'a geldiği zamanlar bizim apartmanda kalırdı. Füreya'nın ve büyük dayımın arkadaşları aşağı yukarı aynı insanlardı. Mutlaka halamın evinde buluşurlardı. Çok ilginç insanlar gelirdi. Halikarnas balıkçısı, Münir Özkul, Vedat Günyol, Yaşar Kemal, Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi isimlerdi. Bunlar güncel siyaset dışında felsefe konuşmayı, mitoloji konuşmayı çok severlerdi. Füreya Koral 1960'lı yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi için seramik sehpalar tasarladı. Bu eserler 11 Şubat 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen sergi ile tanıtıldı. Füreya Koral'ın kendine özgü o aslında geleneksel Çinli sanatımızla kurduğu bağın günümüze kendi çağına uyarlanmış haliyle sadece işleviyle değil renkleriyle biçimleriyle de katkısı büyük meclisimize. Hep koridorları süsleyen ve kullanımda olan koleksiyonumuzdaki Füreya sehpalarıyla biz bir sergi düzenledik. Onu tanıtmak, onun sanatını, meclisteki varlığını kamuoyuyla paylaşmak istedik. 16 adet sehpası sergide sunuldu. Füreya Koral sanat eserlerinin müzelerde hapsolmasına hep karşı çıktı. Ona göre sanat yaşamın içinde olmalıydı. Bu düşüncelerle 1973 yılında bir yıl İstanbul Porselen'de çalıştı ve ürettikleriyle insanların gündelik hayatına keyif ve zarafet kattı. Onun seramik sanatına en büyük katkısı, seramiği sadece bir bezeme, bir süs olmaktan çıkarmasıdır. Bütün gayreti hayatın içerisine katmak sanatı. Yani onu çok net görüyorsunuz. İnsanın dokunduğu her alan, mekanın içerisinde sanatın olmasını ve seramiğin olmasını istemiş. Bunu da başarmış bir kişi. Bir gün Füreya Hanım akşam davet vardı. Bir baktım balığı yapmış, bunun içine koymuş. Ben ay ne yapıyorsun Füreya Hanım? Bunu böyle nasıl fırına koyarsın? Çatlar çatlar. O olur bir şey olmaz kızım, bir şey olmaz kızım. Balığı koydu, sosunu koydu, üstünü de kapatladı ama ben yine bağırış çağırış olunca evladım en son dayanamadı. Peki aman çıkarayım bu tepsiye koyayım dedi, çıkardı. Bunu bana verdi. Yaşamdan yanaydı yani her şeyi kullanılsın, her şey yaşansın isterdi. Füreya Koral 1973 yılında annesinin vefatının ardından Elmadağ'daki Arifpaşa Apartmanı'na taşındı. Burada dairesinin penceresinden gördüğü sıra evlerden aldığı ilhamla Evler serisini gerçekleştirdi. Füreya'nın oturduğu evin yan tarafında akaret evleri vardı. Akaret evleri 3 katlı yan yana yan yana binalardı. Evlerin önünden geçerken bakarmış pencerelere. Buralarda acaba neler yaşanıyor içerilerde? Nasıl hayatlar var? Onun üzerine karar verdi evleri yapmaya. Evler büyüdü, mahalleler oldu. Ve Füreya'nın böyle büyük bir ev serisi oldu. Buradaki evleri bana ev hediyesi olarak getirdi. Bunlar bir ayı simgeliyor. Şunlar bir haftayı simgeliyor. Bunları sana getiriyorum. Sen onları takvim gibi kullan dedi. Çok
hoş bir yaklaşım. Mesela evi yapıyor, evin içine o insanı da oturtturuyor. Fakat evin duvarına yandaki ağacın resmini de yapıyor. Yani öyle bir şey ki o evi bir kompakt, yani bir bütün olarak görüyor, yapıyor. Evler serisiyle Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülünü kazanan Füreya Koral, 1990 yılında en etkileyici eserlerinden olan Yürüyen İnsanlar serisine imza attı. Seramiği bırakıyor ve çok sevdiği seramik fırınını satıyor. Devamlı Beyoğlu'ndaki İstanbul Film Festivali'ndeki filmleri izlemeye gidiyor. Kuzum Candiğer, Beyoğlu'nda yürüyorum. Bütün insanlar boş, boş, boş gözler. İnsanlar kaba, eski terbiye bitmiş. Üzülüyor, insanlar mutsuz, suratları asık ve geliyor o duygularla insanlar yapıyor. Beyinsiz, midesiz, gözsüz insanlar yapıyor. Duygusuz insanlar, yüzlerinde göz delikleri boş. Bakmıyorlar çünkü boşluklar böyle. Ve bunları Ferit Edgü'ye gösteriyor. Ferit Edgü diyor ki bu çok karamsar bu işleriniz sizin. Çünkü ben de artık çok karamsarım diyor. Karamsar değiller, gerçekçiler. Bir ömrü geride bırakmış olan bir Füreya düşünün. Artık ne yapsam tekrar ediyorum, yapmayacağım diyor. Kırmaya kalkıyor, Ferit mani oluyor, kırmayın diyor. Yani dursunlar. Mutlaka bunların sergilenmesi gerekir diyor. Ferit Edgü haklıydı. Yürüyen İnsanlar serisi 1992 yılında Füreya Koral'ın 40. sanat yılı için Maçka Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide yer aldı. Usta sanatçı Sarkis'in küratörlüğünü yaptığı ve 40 sanatçının kendisi için eserleriyle katıldığı bu sergi sanatçıyı çok duygulandırmıştı. Füreya Hanım'ın 40. yılını kutlamak istiyordum ama öyle güzel bir sergi yapmalıydım ki onun 40. yılına çok güzel, çok değişik bir şey olmaya. Onu düşünüyorum olmuyor, bunu düşünüyorum olmuyor derken Paris'ten Sarkis dönmüştü, galeriye gelecekti. Geldi, Sarkis dedim, Freya'nın 40. yılını kutlamak istiyor. Bir fikir ver dedi bana. Dedim biraz düşüneyim ve bir görüntü doğmaya başladı. Ve hakikaten Sarkis öyle güzel bir proje çıkardı ki. Benim aklımda şu var, senin ona onluk ölçü duvarında 40'a 40 anılar istiyorum dedim. Hemen başladı telefonlara falan. Akşamüstü bir telefon geldi. Rabia, bir bana uğra yavrum. Kalktım gittim. Ne oldu Freya Hanım ayrola? Yavrum, biz çareyi yaparız da ya insanlar gelmezse ya az insan gelirse. Freya Hanım yapma, etme. Sanatçının adı Füreya Koral'sa. Yapılan galeri Maçka Sanatsı, herkes katılacak, hiç merak etmeyin dedim ve ikna ettim. Herkes katıldı. Hayatımda kuş yapmadım ama Füreya Hanım için bir kuş yaptım yani. Heyecan verici bir sergiydi. O sırada tabii Füreya Hanım'ın o insanları da çıktı ortaya. Alev Paris'ten geldi seramiğinden beraber. Tam ön duvarı yerleştiriyorduk, kapı açıldı, abi Dindino girdi. Ay bana haber vermediniz ama ben duydum, yaptım seramiğimi, geldim dedi. Aklıma gelmedi abidim bey dedim, yani sizin seramik yapacağınız aklıma gelmedi. Sen söyle efendim, yapıp yapmadığımı ben söylerim dedi. O da katıldı, çok güzel bir sergi kurduk. Ön tarafta 40'a 40 seramikten yapıtları çok serbest bir şekilde astım onlara. Böylece bir cümbüş olmuştu. Arkada da Füreya'nın yeri vardı. Ve oraya girerken insanlar birden sessizliğe düşüyorlardı. Sergi sözcü, küçük bir kelime kalıyor. Bir yaşam doğdu. Pek az kişiye nasip olur bu şey. Ben bugüne kadar çok ödül aldım dedi. Hakikaten ödül aldı yani, birçok yerlerde ödül aldı. Ama bu davranış benim için en büyük ödül dedi. Kendisini tekrar etmemek için seramiği bırakan Füreya Koral, 82 yaşına geldiğinde yönetmen Yavuz Turgul'un Gölge Oyunu adlı filminde Şener Şen'le birlikte rol aldı. 1992 yılının başlarında bir gün Füreya'nın telefonu çalıyor ve ünlü yönetmen Yavuz Turgul bir filme başlayacağını
Füreyya'ya uygun bir rol olduğunu söylüyor. Şimdi Füreyya dona kalıyor. Ben hayatımda diyor sinemada oynamadım. Nasıl yaparım? Hatta ben de film setine gitmiştim. Çok da başarılı olmuştu. Film bittikten sonra diyor ki yahu diyor bu kadar keyifli, bu kadar güzel bir şey olduğunu bilseydim bundan önce de ben başlardım. Hem seramiği götürürdüm hem de diyor filmlerde oynardım. 30 yıldır ben bu uykusuzluğu çekiyorum. Gözlerim kapanıyor, 2 saniye sonra açılıyor. Ne korkunç bir şey tabii böyle yaşamak. Beni de nereye koysanız 2 saniye sonra hor, gitmişim. Füreyya Koral 2017 yılında 20. ölüm yıl dönümünde Kale grubunun düzenlediği retrospektif sergiyle anıldı. Karoli Aliotti, Nilüfer Şaşmazer ve Farah Aksoy'un küratörlüğünü üstlendiği bu sergi Füreyya'nın bilinmeyen yönlerine de ışık tuttu. 20. ölüm yıl dönümü olduğunu duyunca dedik ki bu geçmişle günümüz arasında bir köprü kurmamız lazım. Ona yakışır hani en geniş retrospektif sergiyi ve bir de sergi kataloğunu yapmak istedik ki o da aslında kitap oldu. Ve 60. kuruluş yıl dönümümüz bizim için de tabii önemli bir rakam. Amacımız hep anmak kadar aslında daha çok anlamak ve anlatmak. Üretim felsefesi açısından da çok örtüşen Kale grubuyla Füreyya'nın buluşmasından daha anlamlı bir buluşma olamazdı. Ve bu fikri aslında ilk olarak Karoli'ye bahsettim ben. Sergi için Kale bize gelip 60. yıl kutlamaları dahilinde böyle bir proje var aklımızda ve Füreyya'ya çalışmak istiyoruz dediklerinde biz tabii heyecan ve hevesle araştırmaya giriştik. Bizim ilk baştaki bilgilerimiz kısıtlıydı açıkçası çünkü çok fazla yayın yapılmamıştı Füreyya Koral'ın sanatı üzerine. Tabii ki değerli yazılar vardı, makaleler vardı fakat derinlemesine bir araştırma olduğunu çok söyleyemeyeceğim. Tam itiraf edeceğim bir umutsuzluğa kapılırken üçümüz bu sefer sözel tarih devreye girdi. Yani aileden mektuplaşmaları bulduk. Can Değer Hanım bundan 25-30 yıl önce yaptığı bir röportajın kayıtlarını buldu. Füreyya'nın ağzından Füreyya'yı duyduk ve çok daha samimi ve gerçek bir Füreyya gördük. O andan itibaren bizim için sergi baştan şekillendi. Bir taraftan da çok yaygın bir pratiği var. Yani çok küçük objelerden büyük kamusal mekanlara, çinim rekebiyle yaptığı desenlere çok çeşitli malzemeler vardı. Dolayısıyla biz bunların çok azını biliyormuşuz. Hem sergi hem Füreyya Koral'ın pratiği bizim için de böyle açıldıkça açıldı. Çok katmanlı bir kadınla karşılaştım aslında. Gerçekten hani kendi adını sadece Füreyya olarak da aslında altını çizmeye çok adamış bir kadınla karşılaştım. Bu benim için çok heyecan verici oldu. Bütün dönemlerindeki ortak bir payda olan samimiyet diyeceğim. Yani şöyle ki çamurla hatta hamurla oynamaya başladığı dönemden son yaptığı işlere kadar her zaman içeriden gelen bir derdin dışa vurumu ve şekil almasıydı Füreyya için. Sergiyi 50 bine yakın kişi ziyaret etti. Otobüsle insanlar geldiler. Türkiye'nin dört bir yanından. Ara Güler Füreyya'nın en güzel fotoğraflarını çeken isim. Tekerlekli sandalyede geldi. Kendi çektiği fotoğrafların önünde fotoğraf çektirdi. Bu sergi kapsamında biz Ayşe Kuli'nin kitabının yeni basımını yapmıştık. 20. yıl özel sayısı. Özel kapak, Türkiye'de öğrenim gören genç seramik sanatçılarına, öğrenimlerine devam etmeleri ve bu topraklardan nice Füreyyalar çıkması için bir Füreyya bursu oluşturduk. Dijital bir sergi deneyimi yaşattık. Sergiyi freyaproject.com'da 360 derece gezebiliyor insanlar. Füreyya Koral 1997 yılında vefat etti ve doğduğu Büyükada'da toprağa verildi. Onunla olan anıları dostlarının hafızasında hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Akşam üstleri güzel bir grup oluşurdu bizim galeride. Can Yücel gelir, Aziz Nesin gelir, Necati Cumalı gelir, Mengü Ertel gelir, Füreyya Hanım gelir, Edip Canseber gelir. Sergiyi gezmeye gelenler o grubu görünce sessiz sedasız kenarlara çekilir. Can Yücel'in şiirlerini dinlerler. Füreyya Hanım gittiği tiyatroyu anlatır.
Yani güzel, çok güzel, keyifli saatlerimiz, anlarımız vardır. Gözünün üstüne bayağı gözüken mavi bir boya çekerdi. Ve ben ona hayrandım çocukluğumdan beri. Ve son gördüğümde ikimiz baş başa bana bir akşam yemeği çıkardı. Böyle zarif bir sofrada az bulunmuşumdur. Maviye boyamamıştı gözlerin o gün. Püre Hanımcığım, mavileriniz nerede deyince, aman dedi, geçti artık onlar. Ne olur, ne olur. Gitti, gene mavi sürdü geldi. Püre Hanımcığım dedim, müsaade eder misiniz acaba? Sizi biraz daha yakından tanımak istiyorum. Aa, tabii canım der, çok memnun olurum dedi. Ben de işte benim bir tane radyo kaset çalarım vardı, şöyle kocaman bir şey. Ben onu yüklendim, Freya Hanım'a gittim. Sene 1984. Ve ben başladım o soruları sormaya. Sordum. Dedim ki Freya Hanımcığım dedim, bir bakalım acaba ses tonumuz nasıl çıktı falan diye. Bakıyorum ses tonu diye basmayı unutmuşum. Yani Zahir'im orada toprak yarılsa ben de içine girsem. Freya Hanım bir kahkaha attı işte. İlk defa ben Freya Hanım'ın hoşgörüsünü ve ne kadar karşıdakini anlayabildiği ve empati kurduğunu o zaman anladım. İlahi can derdi, sen orada oturuyorsun, ben burada oturuyorum, bu da aramızda dedi. Çayımızı içelim, başlarız dedi. Freya Hanım öldükten sonra da bir sene, iki seneye kadar sürdü. Ay döneyim bir Freya Hanım arayayım. Sonra dönüyorum, elim telefona giderken Freya Hanım yok. Güzel bir dost, güzel bir arkadaş, güzel bir insan kaybettim. Şimdi, sanatçılar ölmüyor. Onlar ölümsüz çünkü. Şükretmek lazım. Geçirdiğim bütün ıstıraplara şükrediyorum. Onları geçirmeseydim ben olmazdım.